Merhabalar arkadaşlar. Size bir şey hayal etmenizi öneriyorum. Düşünün. Vakitlerden akşamüstü. Siz bir ormanda yalnızsınız. Bir sporcu olabilirsiniz. Belki bir trafik kazasında yardım çağırmaya götüren birisi olabilirsiniz. Veya başka bir türlü. İnsanın hayatında neler olacağını bilemiyoruz. Ama ben bir istatistik araştırdım. Ve her insanın hayatında bir defa doğada mahsur kaldığını biliyorum. İki tane şeye ihtiyacınız var. Bir, barınak. İki, ateş. Eğer vakitlerden akşamüstüyse ve siz hala yolunuzu bulamıyorsanız hareket etmeyin ve ikisini bir arada bulundurmaya çalışın. Ateşi anlatmıştım. Ama daha ilerisine götüreceğim sizi bir sonraki videolarda. Ama bugünkü konumuz doğada barınak yapımı. Yani siz tek başınıza kendinize nasıl geçici bir barınak yaparsınız onu anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi siz barınak yaptığınızdaki kısım kısım şartları anlatacağım. Birinci kural. Zemini her zaman temizlemelisiniz. Çünkü altında ne olduğunu bilemezsiniz. Ateş yakma videolarımda söylemiştim. Altında yılan, akrep, zehirli çeşitli mantarlar vesaire her şey olabilir. Bundan dolayı ilk şart zemini temizlemek. Hadi temizleyelim. Şimdi arkadaşlar yeri temizledikten sonra kolon tabir ettiğimiz özellikle uç tarafları V şeklinde olan dalları buluyoruz. Ve bu dalları yere sabitlemek için daha sonra alt kısımları yani toprağa girecek kısımlarını sivriltmek zorundasınız. Ve bu sivriltme esnasında hiçbir zaman bıçağın ağız tarafı sizin bedeni hiçbir yerinize gelmeyecek şekilde yani boşluğa gelecek şekilde ayarlayın.
barınak yapımının sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere birkaç tüyo vermek istiyorum. Yaparken çok öyle konuşma fırsatım olmadı. Şimdi biz kullanırken, yani bunu yapmakta kullandığımız ağaçların, ağaç demeyeyim, dalların %90'ı kuru arkadaşlar. Ancak siz eğer doğada mahsur kalırsanız ve mecbur kalırsanız diğer yeşil dalları da kesebilirsiniz. Çünkü önemli olan sizsiniz ve sizin hayatta kalmanız. Zaten elinizde bir şey yoksa bir kuru dalı kesmek çok zordur. Hani ağacı kesmek çok zordur ama dalı kırabilirsiniz. Yeşil dalları da şu gördüğünüz tepede kullandığımız yaprak, yani ufak dalları da kullanabilirsiniz bu şekilde. Barınak yapımımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Ancak gece bugün burada kalacağız. Ve burada kaldığımız sürede barınağı yaptık. Ancak ikincisi neydi? Ateş. Bunun yerleri de değişebilir. Bugün çok yorulduk. Gerçekten ter içinde kaldım. Bayağı da yoruldum. Ellerim hatta birkaç yerinde kesik de oldu. Hatta benim çok sevdiğim bıçağım, el yapımı bıçağım da hasar gördü. Ama olsun, eğer video faydalı olursa ben gerçekten mutlu olacağım. Ardından ateşi yakacağız. Ateşi de tam barınağın içinde yapacağız. Benim ilk hedefim bir çatı şeklinde barınak yapmaktı. Ancak bunu yapmak biraz basit arkadaşlar. Orada maksimal bir kişi kalırsınız. İki kişi kalırsanız dönme ihtimaliniz çok az olur öyle bir barınakta. Çünkü bilmiyorsunuz. Ama bunu öğrenirseniz, mesela şu anda 1, 2, 3, yani yaklaşık 4 kişi kalabilir. Ve ortasına ateş yakacağız arkadaşlar. Bunu ben Türk otağı şeklinde planladım. Yanlarını da iyice, varsa bölgede taş, yoksa da toprakla kapatabilirsiniz. Bir sonraki videom, elinizde ne magnezyum çubuk, ne çakmak, ne kibrit, ne de başka bir şey olmadan, yani hani şu hatırlayanlar vardır ya, Hababam sınıfında odunu birbirine sürterek ateş yakmaya çalışıyordu. Onun gerçeğini yapacağız arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Eleştiriye de çok açık insanım. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi akşamlar.